Pekala süper dedektifler, hazır mısınız? Bu zorlu dedektiflik bilmecelerinde 3 seviye var ve her bilmece bir öncekinden daha zor. Bilmecelerin en sonuncusuna kadar gelmek ve nasıl yaptığınızı öğrenmek için çok iyi konsantre olmanız ve dedektiflik becerilerinizin hepsini kullanmanız gerekecek. Birinci seviye. Ahmet, üniversiteden 20 dakika uzakta, şehrin güneyinde yaşıyor. Metin'in evi ise kuzeyde ve üniversiteye yalnızca 10 dakikalık mesafeyle biraz daha yakın. İkisinin de dersleri aynı anda başlıyor ve ikisi de derse giderken her zaman parkta denk geliyor. Karşılaştıkları an üniversite binasından daha uzakta olan kişi kimdir? Çocuklar aynı noktada karşılaşıyor. Yani üniversite binasına aynı uzaklıkta bir noktada buluşuyorlar. Milan Havaalanı'ndaki gümrük memurları bir kişinin haftada en az birkaç kez yurt dışına seyahat ettiğini fark ediyor ve bu kişinin kaçakçı olduğundan şüphelenmeye başlıyor. Fakat yurt dışına ne kaçırdığını bir türlü anlayamıyorlar. Adamın yanında her zaman bir bavul ya da çanta oluyor ama içinde hiçbir zaman yasak ya da pahalı bir şeyler bulunmuyor. Birkaç ay sonra ekibe yeni bir gümrük memuru katılıyor ve gizem nihayet çözülüyor. Adam yurt dışına ne kaçırıyor? Adamın kaçırdığı şey özel markaların valizleri ve çantaları. Dedektif Ferhat saatini çalan bir hırsızı takip etmektedir. Ferhat'ın kadın mı yoksa erkek mi olduğunu göremediği kişi bir hastane binasına koşar ve içeride gözden kaybolur. Dedektif kapıdan girer ve hastalarını muayene eden iki tane doktor görür. Bunlardan birinin aradığı hırsız olduğundan da emindir. Fakat hangisi olduğunu nasıl bulabilir? Hırsız soldaki kadın. Çünkü steteskobu kulaklarında değil. Esra çok zor bir sınavdan başarıyla geçer. Ama açıklanamayan bir nedenden ötürü öğretmen kızın hile yaptığından emindir. Bir süre tartışırlar ama sonra bir anlaşmaya varırlar. Esra öğretmeninin kendisine vereceği bilmeceyi çözerse aldığı yüksek not olduğu gibi kalacaktır. Öğretmenin Esra'ya verdiği kağıt parçasının üzerinde tek bir kelime yazmaktadır. Gezegen. Kızın cevabı bulmak için fazla zamana ihtiyacı olmaz. Sizce cevap nedir? Bu bilmecede rengin de önemi var. Cevapsa kızıl gezegen, yani Mars. Küçük Adem, abi Pamir'in doğum günü hediyesi olarak para aldığını bilmektedir. Ama Adem ne kadar uğraşırsa uğraşsın parayı bir türlü bulamaz. Bir gün Pamir evde değilken çocuk abinin odasına gizlice girer. Para ortada yoktur. Fakat Adem bir harita bulur. Abi parayı bahçede bir yere saklamıştır. Adem yazan tüm talimatları son derece dikkatle takip eder. Sola 10 adım, sağa 15 adım, sonra da dümdüz ileri 8 adım. Adem para burada olmalı diye düşünür. Çocuk toprağı kazmaya başlar. 2 saat harcar ama yine de hiçbir şey bulamaz. Pamir küçük kardeşini kandırmış olabilir mi? Adem'in adımları abinin adımlarından çok daha küçük olduğu için Adem yanlış yeri kazmıştır. İkinci seviye. Bir iş gününün ortasında Hale ofisindedir. Aniden ev güvenlik sistemi ona evinin içinde biri olduğunu bildirir. Kadın polisi arar. Hale bu davetsiz misafirin evine rakipleri tarafından gönderildiğinden emindir. Çünkü eve giren kişinin içinde yeni projesiyle ilgili bilgilerin olduğu hafıza kartının peşinde olduğunu düşünmektedir. Polis geldiğinde evde gerçekten de bir adam vardır. Adamın üstünü ararlar ama hafıza kartını bulamazlar. Adam kartı yutmuş da olamaz. O halde kart nerededir? Polis yakaladığında adam hafıza kartını gizlice bir memurun cebine atmıştır ve üstü arandıktan sonra kartı geri almıştır. Bir kayak merkezinin yöneticisi ortadan kaybolur. Polis otelde kalan 3 kişiden şüphelenir. Ancak hiçbirini bulamazlar. Muhtemelen bu 3 kişi dağda kayak yapmaktadır. Polislerin boşa harcayacak zamanı olmadığından bu kişilerin odalarını incelemeye karar verirler. Hadi şüphelilerin eşyalarına bakın ve yöneticinin ortadan kaybolmasının ardında kimin olduğunu söyleyin.
Suçlu Haluk. Çünkü sıcak tutan kıyafetleri, kış sporları için gereken malzemeleri ve ekipmanları olmayan tek kişi o. Dolayısıyla dağa eğlenip hoş vakit geçirmek için gelmediği anlaşılabilir. Zengin bir seyahat meraklısı olan Erdi, deniz kenarında küçük ama pahalı bir otelde kalmaktadır. Şiddetli rüzgarların estiği bir fırtına sırasında elektrik kesintisi yaşanır. Her yer birden karanlığa gömülür. İnsanlar en az 2 saat elektriksiz kalır. Sorun nihayet çözüldüğünde Erdi, kargaşa sırasında birisinin içinde bir sürü nakit ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını çaldığını fark eder. Otele polis gelir ve o sırada otelde bulunan herkesi sorguya alır. Resepsiyonist Cengiz, dedektife acil durum jeneratörünü çalıştırmak için bodruma indiğini söyler. Ama ne yazık ki jeneratörü çalıştıramamıştır. Oteldeki bir diğer konuk olan Nalan, elektrikler kesilmeden bir saat önce otele vardığını, yorgun olduğu için birkaç mum yakıp bavulunu açtığını, temizlendiğini ve sonra da yattığını söyler. Otelin şoförü Galip, o sırada havaalanında olduğunu ve yeni gelen misafiri almak için oraya gittiğini söyler. Polis, kimin yalan söylediğini hemen anlar. Siz de suçlunun kim olduğunu bulabilir misiniz? Elektriğin kesilmesine kötü bir fırtına neden olmuştur. Uçaklar da böyle aşırı rüzgarlı havalarda uçamaz. O halde birisi oraya uçakla nasıl varmış olabilir? Yani yalan söyleyen Galip. 22. yüzyılda robotlar insanlar arasında yaşıyordur ve bu sıra dışı bir şey değildir. Ancak bazen robotlar insanlara çok benziyordur. Bu da dedektiflerin işini bayağı zorlaştırır. Aynı bu sefer olduğu gibi. Tecrübeli bir polis memuru olan Ertan Kaytan, 3 şüpheliden hangisinin kimlik hırsızlığı yaptığını ortaya çıkarmak zorundadır. Suçlunun bir robot olduğunu kesin olarak bilmektedir. Ancak hangi şüphelinin aslında insan olmadığını nasıl bulabilir? Suçlu ortadaki kız. Çünkü kızın boynunun kenarında bir USB girişi bulunuyor. Üçüncü seviye. Meral'in çok önemli bir spor yarışmasına katılması gerekmektedir. Ancak olaydan birkaç gün önce erkek arkadaşı Kamil kızın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Geride bıraktığı tek şeyse bir nottur. Üzgünüm, gitmem gerekiyordu. Bir daha asla görüşmeyeceğiz. Lütfen kız kardeşim Jale'yi ara. Telefon numarası 21-73-43-33. Mesaj yüzünden kafası karışan Kamil polise gider. Meral'in isteği dışında götürüldüğünü ve bu notu yazmak için zorlandığını düşünüyorum. Çünkü o ailesindeki tek çocuk ve bir kız kardeşi yok, der. Polis soruşturma başlatır. Kızın ortadan kaybolmasıyla alakalı olabilecek 3 kişi bulurlar. Meral'in rakibi Ceren, annesinin evinde olduğunu ve yarışmadan önce dinlendiğini söyler. Ceren'in koçu Arif, polise tüm vaktini spor salonunda geçirdiğini söyler. Meral'in koçu Kenan ise kendini iyi hissetmediğini ve yataktan çıkmadığını söyler. Meral'in nerede olduğu hakkında kim bir şeyler biliyor? Kız notunda aslında bir telefon numarası yazmamış. Aslında kodla suçlunun adını yazmış. Yani Arif'in adını kodlamış. Vay canına, kim böyle bir koçu olmasını ister ki? Jale'nin bir hayali vardır. Profesörünün asistanı olmak. Adam ünlü ve yetenekli bir bilim insanıdır ve Jale'nin zeki bir kız olduğunu bilmektedir. Ancak bu pozisyonu teklif etmeden önce onu test etmeye karar verir. Profesör Jale'yi birbirinden tamamen izole edilmiş 2 odası olan bir eve götürür. Bir odada 3 tane elektrik anahtarı, diğer odadaysa 3 tane ampul vardır. Jale anahtarların olduğu odada kalmak zorundadır. Profesör diğer odaya yalnızca bir kez gitmesine izin verir. Kızın hangi anahtarın hangi ampule bağlı olduğunu anlaması gerekiyordur. Kız bilmeceyi çözmeyi başarır. Peki bunu nasıl yapmıştır? Jale ilk anahtarı açar, 1 dakika bekler ve sonra kapatır. Daha sonra ikinci anahtarı açar ve ampullerin olduğu odaya girer. Ampullerden biri yanmaktadır, ikinci anahtara bağlı olan. Jale geriye kalan ampullere dokunur ve anlar. Hafif sıcak olan ilk anahtara, soğuk olansa üçüncü anahtara bağlıdır. Kemal bir apartmanın 6. katında yaşamaktadır. Bir keresinde evinin balkonunda kahve içiyorken aniden karşısındaki binanın 8. katında bir kadın görür.
Kadın pencereyi açar ve büyük bir güçle dışarı bir şey fırlatır. Daha bir dakika olmadan Kemal ayağa fırlar ve ambulans çağırmak için içeri koşar. Kısa süre sonra ambulans gelir ve kadını hastaneye götürür. Kadın pencereden ne fırlatmıştır? Fırlattığı şey bumerangtır. Hey! Bu bilmecelerdeki herkesin akıllı olduğunu söylememiştim, değil mi? Resimli bir bilmece daha çözmek ister misiniz? Ama bu bayağı zor bir bilmece. Şuna bir bakın. Bunun anlamı nedir? Sayılar güvenlidir. İlk seviyeyi geçmeyi başardıysanız, diğer birçok insandan daha iyi mantık yürütebiliyorsunuz demektir. Gözlem becerilerinizi geliştirmek için daha fazla dedektif filmi izleyebilirsiniz. İkinci seviyeyi başarıyla geçtiyseniz, tebrikler! Siz güçlü analitik düşünme becerilerine sahip olmalısınız. Sadece ayrıntılara biraz daha dikkat etmeye çalışın. Üç seviyeyi de başarıyla geçtiyseniz, söylenecek fazla şey yok. Çok az insan bu noktaya gelebilir. Her soruna akıllı bir çözüm bulabilen biri olduğunuz için, İnsanların size tavsiye için geldiklerine eminim.